Influencerların sosyal medyada yaptıkları marka işbirliklerinden nasıl daha fazla verim alabilecekleri üzerine bir video çekecektim. Fakat bir teknoloji blogunda okuduğum haberden sonra bunu öne almaya karar verdim. Eğer bu videoya talep gelirse ve işte gerçekten merak ederseniz size Instagram ile marka işbirliği, daha doğrusu direkt olarak Instagram'ın kendisinden nasıl para kazanabileceğiniz ve bu durumda red alırsanız bunu nasıl düzeltebileceğiniz hakkında video çekerim. Şimdi teknoloji blogundaki makaleye geçelim. WebTekno'da yer alıyor bu haber. Açıklama kısmında bu haberi bulabilirsiniz. Diyor ki Instagram sponsorlu içerikleri sponsorlu olarak göstermeyen influencerları hedefine alacak. Bu makalenin ana konusu şunu diyor. İngiltere, Birleşik Krallık'ta bir sorun çıkmış anladığım kadarıyla ve Instagram da bunun üzerine harekete geçmiş. Kısaca bahsetmem gerekirse diyor ki sen diyor köşedeki kunduracı ya da A markasıyla bir işbirliği yaptıysan ve bu işbirliğini şu şekilde tanıttıysan, ya bak bu benim emmimin oğlu, işte çok güvenilir sayfadır, kesinlikle 40 liraya buradan ayakkabı alabilirsiniz tarzında bir işbirliği yaparsan ve bunun sponsorlu işbirliği yani marka işbirliği olarak Instagram'dan tanıtmazsan, Instagram anladığım kadarıyla başına bela olacak. Bu da sizin emekle kastığınız, büyüttüğünüz Instagram hesapları için, sosyal medya hesapları için sıkıntı olacağı benziyor. Şimdi bu haberi okuyabilirsiniz, açıklama kısmına koyarım. Business Instagram'dan iki tane makale göstereceğim size. Bu makaleleri de açıklama kısmına koyacağım. Yine oradan okuyabilirsiniz. Şimdi baktığınız zaman Instagram'da markalı içerik reklamlarını kullanıma sunuyoruz demiş. Bu anladığım kadarıyla biraz geçti üzerinden. Şimdi yine bunları okuyabilirsiniz. Neden markalı içerik reklamları demiş. Erişim, hedefleme ve ölçüm üzerine fayda sağlıyor demiş. Şimdi yine bu videoyu izleyebilirsiniz. Bu videoları. Şimdi gelelim adım 1'e. Şimdi bir yandan bu videoyu izleyin siz. Şöyle başa alayım. Bir yandan da buradaki adımları okuyalım. Diyor ki, hatta şöyle biraz sakin ol. Diyor ki buradan diyor business'ı seçeceksin diyor. İşletmeyi seçeceksin diyor. Sonra diyor buradan diyor markalı içerik, branding content'i seçeceksin diyor. Ardından diyor onay gereksin butonuna basacaksın. Şurada review diyor ya. Sonra baktığımız zaman bir içerik üreticisinin işletmenizi etiketleyebilmesini sağlamak için onaylı hesapları seçin diyor. Geliyorsunuz buradan onaylı hesabı seçiyorsunuz. Yani marka işbirliği yapacağınız hesabı seçiyorsunuz anladığım kadarıyla. Ortaklık yapacağınız içerik üreticisinin Instagram kullanıcı adını arayın ve seçin. Aynı şurada söylediğini. Yani bir işbirliği yapacağın influencer'ı burada arayıp seçeceksin diyor sana. Sonra yine buraya okuyabilirsiniz. Yine aynı şekilde bir reklam hesabı açın, reklam oluşturun vesaire diyor. Yine bu videolara bakabilirsiniz. Bu videonun amacı aslında bundan bir tık sapacak. Daha önce size Instagram'dan marka işbirliği yaparak nasıl video çekeceğinizi, nasıl para kazanacağınızı göstermiştim. Kartlarda bu videoya erişebilirsiniz. İsterseniz aratarak da gidebilirsiniz. Şimdi yine dediğim gibi eğer ilgi gelirse devamını çekerim. Hepsi buradadır veya farklı markalarla nasıl işbirliği yapabileceğinizi videolarını çekerim. Ama gelelim bu videonun ana konusu. Bu videonun ana konusu şu olacak. Siz nasıl daha fazla marka işbirliklerinden para kazanabilir ve verim alabilirsiniz? Yani şöyle söyleyeyim. Bir reklam yaptınız ve karşılığında 10.000 takipçi kaybettiyseniz bu büyük bir sorun demektir. Bunun nasıl önüne geçebilirsiniz? Ben aslında danışmanlıklarda bunu yapıyorum, bunu veriyorum. İnsanlara bu hizmeti sunuyorum. Fakat bu videoda sizlere o danışmanlığın bir kısmından anlatarak faydalanmanızı sağlayacağım. Dediğim gibi bu linkleri, bağlantıları açıklama kısmından bulabilirsiniz. Şimdi geldiğimiz zaman siz eğer bir kadın influencersanız, sosyal medyada çok fazla olduğu için söylüyorum. Siz bir kadın influencersanız ve sizin kategoriniz, örnek veriyorum ne olsun, siz bir moda tasarımcısı olun ya da modayla ilgilenen bir influencer olun. Ya da ne diyelim, böyle tüm gün alınmak yok, tüm gün Instagram'da nokta kadar hikaye atan, hesabın sağlığını ve takipçileriniz bundan bıkıyor mu diye hiç düşünmeden hikaye atan bir sıradan influencer olun. Hesabınız şişirilmiş olsun. Ve size bir marka gelsin desin ki bu bir şey olsun. Bet reklamcısı olsun desin ki zaten bet reklamcısında da akıl yok da sizde de akıl olmadığını varsayalım.
bet reklamcısı olsun ve size gelsin desin ki ya benim kadın iddia oynayan insanlara ihtiyacım var. Ve sana reklam vermek istiyorum. Ya da sizin reklam bütçeniz çok düşük olduğu için size reklam versin. Siz de zaten şey yapın, böyle günde 10 tane reklam atın ki takipçileriniz, çünkü sizin sömürülmeyi bekleyen takip edilenleriniz, takip edeniniz her neyse. Şimdi danışmanlıkta yine ben bunun tüyolarını, bunun ipuçlarını veriyorum. Yani zamanında çok müşterim oldu ve bu insanlar danışanlarım oldu ve bu insanlar benim söylememe rağmen bazıları yaptı, bazıları yapmadı. Mesela çok, şimdi ismini vermeye gerek yok, şarkıcıydı. Yani amatör olarak şarkı yapıyordu YouTube, Instagram'da. Daha sonra YouTube'a da şarkı çıkardı. Şu şekilde kendisi bir şarkı kanalı, fakat aldığı tüm reklamlar tamamıyla şey üzerineydi. Ayakkabı reklamı üzerineydi. Üstelik hani butik olur, ayakkabı olur, bu tür. Yani ne bulursa, ne reklamı bulursa, dedim ki kendisine lütfen hani bu şekilde yaparsan kısa sürede takipçilerinin etkileşimi ölecek. Kendisi haftada 10 tane reklam alıyordu. Hiç abartısız böyle tüm postların, şu posta gidiyorsun reklam, buna gidiyorsun reklam. Aa, bu kendi fotoğrafını atmış, bir bakıyorsun aslında bunda da reklam varmış. Fakat hani burada dikkat etmeniz gereken şu, konu biraz sapıyor. Onu toparlamak gerek sanırım. Şimdi baktığımız zaman asıl olay da zaten burada. Yani bir sponsorluğu, bu makaleyi göstermemin sebebi de buydu size aslında bakarsanız. Şimdi baktığınız zaman siz şu şekilde reklam yaparsanız, işte bu videoyu açtınız diyelim. Bu videonun konusu, tamamıyla misal veriyorum, İngilizcenin kötü yanları ya da işte ne denir ona, İngilizce berbat, işte gidin şey öğrenin, dil öğreneceğinize matematik öğrenin tarzında bir videoysa ve siz bu videoya Cambly ile ortak işbirliği yaparsanız ve videonun ortasında da ya bakın ben işte İngilizceye küfrettim ama Cambly de çok güzel, biliyor musunuz, Cambly'yi kullanabilirsiniz derseniz, o videodan şey alamazsınız, takipçileriniz size deli gözüyle bakar. Yani burada tamamıyla örnek verdim, fakat sizin anlamanız gereken bu. Danışmanlıklarda dediğim gibi ben bunu daha çok detaylı olarak hesaba göre analizini yaparak sizlere söylüyorum. Şimdi baktığınız zaman bunu umarım anladığınızı düşünüyorum. Yani gidip de sizin bir kategoriniz olarak, sizin bir işi içerik ürettiğiniz kategori olarak bir butikse ya da işte yine yemek sayfasıysanız, kişisel olan çok var, yemek videoları çekip kanal Instagram hesabına yükleyen influencer çok var. Siz gidip de tamamıyla futbol reklamı ya da alakasız bir şekilde erkeklere hitap eden reklamlar, erkek ürünleri reklamları alırsanız hiçbir şekilde fayda edemezsiniz. Burada Instagram hesabınızın istatistiklerini okumanız ve anlamanız çok önemli. Bu şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Eğer bunlardan anlamıyorsanız kesinlikle anlayan birini işe almanız ya da ondan danışmanlık almanızı öneriyorum size. Bunun dışında anlatacağım başka ne var? Şu şekilde, yani şunu yapmaktan kaçının. Diyelim ki ben geldim size, dedim ki benim Mert Polat adında bir markam var ve YouTube kanalımı size tanıtmak istiyorum. Siz de ne olun? Siz de bir teknoloji influencer olun. Evet, biraz ben şey yapmışım, sizi bulurken doğru bulmuşum ve doğru kitleye hitap etmek istemişim. Tamam, sizi buldum. Fakat burada size çok büyük bir iş düşüyor. Siz burada isterseniz reklamınızı 50 liraya yapın, isterseniz 5000 liraya yapın, bu fark etmez. Fakat burada size düşen olay şu. Çoğu danışanda ya da çoğu kişide, influencer'da bunu görüyorum. Aslında büyüyememelerinin sebebi de bu. Baktığınız zaman benle işbirliği yaptığı zaman bir tane post atıyor. Diyor ki arkadaşlar kesinlikle çok güzel sayfadır, benim emmin oğludur, kesinlikle takip etmenizi öneririm, çok güzel içerikler paylaşıyor. Bitti. Ya şimdi baktığın zaman senin ana sayfa, yani ki normal akışta gezen birisi senin o paylaşımını gördüğü zaman bir bakıyor, direkt orada etiketi gördü ya, etiketi gördüğü anda direkt geçiyor onu, zaten okumuyor. Yani orada görsel olarak kişiye benim, çünkü ben reklam verenim ya sana. Benim orada çok böyle aşırı derecede bir ilginç reklam göstermezsem sana, yani çok böyle dikkatini çekecek bir şey yapmazsam, mesela bu teknoloji blogger için ne olabilir? Yapay zeka projesi olabilir ya da işte değişik clickbaitler olabilir. Bunu göstermezsem, uçan araba mesela, göstermezsem sen onu direkt geçersin, ama ben orada şey yaparsam, görsel olarak biraz senin gözünü doyurabilirsem, sen bir saniye durursun, bakarsın, en azından
videoyu izlersin. O sırada açıklamaya gözün kayar. Orada o beceriksiz influencer'ın yazdığı arkadaşlar emin olduğu sayfasını takip edin kısmına bir bakarsın, ah dersin geçersin. Ya da içerik gerçekten seni tatmin ettiyse dersin ki evet ben bir bakayım. Ama burada dikkat edilmesi gereken influencer'lar açısından şu. Yani bana kalırsa benim danışanlarıma da önerdiğim şey şu. Kesinlikle bir paylaşımda bunu şey yapmayın. Müşterilerinize sunmayın. Sizin o sponsorludan, o işbirliğinden faydalandığınızı gösteren, direkt olarak markayı yüzüne vurmayan, müşterilerin, kullanıcıların yüzüne vurmayan bir içerik üretin. Bu ne olabilir? Yani şu şekilde olabilir. Örnek veriyorum. Bunu bir yine benim kanalım üzerinden yaparsak biraz zorlu olabilir ama bir ürün üzerinden yaparsak bir tık daha kolay gidebiliriz. Misal veriyorum. Konuşan bardak. Ezan okuyor diyelim. Şimdi aklıma direkt bu geldi. Şimdi bu ürünün reklamını yapmanızı istiyor sizden marka. Siz de bunu nasıl yapabilirsiniz? Arkadaşlar konuşan bardak çok güzel konuşuyor. Çocuğum çok eğlenceli. Olmaz. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Yapmanız gereken şey şu. Tavsiyem şu. Instagram üzerinden ilerliyorsanız öncelikle hikayelerinizde ürünü etiketlemeden, hiçbir şekilde ürünün böyle logosunu kullanıcıların gözüne sokmadan ürünü birkaç kez gösterin. Aynı bu dizi filmlerde de çok fazla kullanılır özellikle. Yani siz bakmazsınız. Orada Starbucks bardağı vardır. Hiç bilinçaltınıza o girer ya da işte o çok güzel der ama siz sponsorlu olduğunu anlamazsınız. İşbirliği olduğunu anlamazsınız. Her neyse konumuza dönelim. Baktığınız zaman dersiniz ki ya işte çok işime yarıyor. Ne gibi işine yarıyor? Ya işte ezan vakitlerini kaçırıyordum. Bir baktım artık ezan vakitlerini kaçırmıyorum. Çünkü bardak bana söylüyor. Şimdi kullanıcılara bunu alması için sadece hikayelerde bir sebep oluşturdun. Sonra gönderi attın. Dedin ki işte normal bir fotoğrafını attın. Ama arkada bu konuşan bardak var. Yani bunu siz kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Arkada konuşan bardak var. Ya tabii şimdi şöyle şunlara da hak veriyorum. Yani bir marka geliyor, bir butik sahibi diyor ki bana diyor 50 liraya reklamını yapar mısın? Tabii ki de 50 lira için bu kadar uğraşmaya değmez. Ama sen eğer reklam veren olarak, hatta reklamını yapacağın markaları seçici olarak alırsan, yani önüne gelen her butik sayfasını, önüne gelen her markayı işbirliğine kabul etmezsen hem sayfa sağlığın için çok güzel bir verim alırsın hem de bu sefer fiyatını da yukarı çıkarabilirsin. Yani dersin ki bak benim sayfamda zaten hiçbir reklam yok. Dolayısıyla ben reklamını 1000 liradan aşağı yapmam dersen o zaman gayet güzel olabilir. Dönüşü de güzel olur. Ya da şöyle olur. Müşterin der, yani takipçilerin der ki bak bu adam ya da bu kadın hiçbir şekilde reklam yapmıyordu. Allah Allah neden yaptı acaba diyebilir. Ya da işte demek reklam yaptığına göre bir bakayım. Bir bakar ve reklamı gerçekten kaliteli bulursa işte yine sen 500 ya da 1000 liralık reklam yapıp arkadaşlar konuşan bardak mutlaka almalısınız işte ya da askımın fiyatını çok sormuşsunuz, askımın ürününü çok sormuşsunuz deyip de reklam yaparsan tabii ki de etkileşim alamazsın. Bu bir. Yani umarım size burada verilmek istenen mesajı vermişimdir, anlatılmak istenen mesajı vermişimdir. Bunu kullanıcılarınıza, size, hayatınıza ya da size faydasını dokunduğunu göstereceksiniz. Yoksa zaten kullanıcı onun sponsorlu olduğunu biliyor. Ve ben mesela dikkat ettiğim ve marka danışmanlıklarını yaptığım birçok işbirliğinde şuna dikkat ederim. Kesinlikle burada hani müşterilerim bu konuda bana referans olacaklardır. Örnek veriyorum ben bir dizi sayfası yönetiyorsam ya da bir marka sayfası yönetiyorsam ve bu marka sayfasının farklı sayfalara işbirliği yapılacaksa yani Instagram sponsorlu değil de ben bir dizi sayfasıyım. Farklı bir dizi sayfasına orantılı olarak reklam vermek istiyorum aynı kitlede olduğu için. Dolayısıyla ben burada şunu yapmam. İşte arkadaşlar şu sayfayı çok iyi takip edin tarzında bir makale göndermem onlara. Hatta çoğu işbirliğinde tamamında da diyebilirim. Kesinlikle kullanıcı adını belirtmem. Yani nasıl? Çünkü müşteri onu gördüğü zaman büyük olasılıkla vazgeçiyor. Diyor ki boş versene adam ne yapıyor? Yani bu durumda şöyle yapmanız daha iyi olacaktır. Kullanıcı adı vermeyip ürünün kendisinde sizin adınızı geçirecek ya da işte sizin markalaşmanızı sağlayacak bir isim olursa ya da işte sizi o konuda benzersiz kılan bir şey olursa onu öne çıkarın içerikte. Yani nasıl olur bu? Siz bir dizi sayfasıysanız ve yaptığınız
editler, düzenlemelerle ünlüyseniz şu an tamamen spontane gidiyorum. Ünlüyseniz mesela videolarınızın sonunda kendi kullanıcı adınızı ya da kendi markanızı yazabilirsiniz. Dolayısıyla siz içerik kullanıcı adını paylaşmadan ya da marka işbirliği gibi gözükmeden o sayfaya videonuzu, içeriğinizi paylaştırarak kullanıcıya sanki o sayfa sizi referans gösteriyormuş gibi algı yaratabilirsiniz. Bu çok basit. Yani bu tamamen amatör bir reklamcılık olarak düşünebilirsiniz. Kesinlikle benim reklamcılık konusunda vesaire üniversiteler bitirmiş bir kişi değilim. Tamamıyla sosyal medyadan edindiğim deneyimler üzerine bu tecrübeleri konuşturuyorum. Tekrar söylüyorum, kesinlikle kullanıcı adını paylaş. Bu benim Emminoğlu sayfası. Kesinlikle takip etmelisiniz. İşte çok güzel bir sayfadır. 3 al bir öde tarzında işte bu tür şeyleri yaparsanız size verimi çok düşük olacaktır ve birçok kişi reklam yaptığı zaman bunu çok kısa vadede şeyini bekliyor markalar olarak. Yani büyük markalar değil elbette fakat küçük böyle büyümek üzere bir sayfaysanız ya da bir işletmeyseniz iki reklam yaptığınızda danışanlarımda çok görüyorum bunu. İki reklam yapıldığında hani müşteri nerede? Hani neden işte kimse gelmedi? Bunun için bir zaman gerekiyor. Burada markalaşma çok önemli. Eğer markalaşma olarak adınızı belli bir standarda oturttuysanız zaten sizi ve işinizi gerçekten hakkıyla yapıyorsanız sizi gerçekten zaman içerisinde insanlar keşfedecektir. Tabii burada yaptığınız reklamın kalitesi de önemli. Birçok faktör var fakat bu videonun konusu dağılmasın. Belki biraz çorba gibi bir video olmuş olabilir fakat burada almak istediğiniz mesajı size ilettiğimi düşünüyorum. Bir ürünü yapacağınız zaman doğru kitleye reklam vermeyi şey yapın. Yani marka size gelmiş olsa bile hayır ben bunu kabul etmiyorum ya da baktınız ürünü kaliteli değil yani ya da dolandırıcı vesaire bu değişebilir. Kabul etmeyin. Yani kazanacağınız 50-100 lira için buna değmez. Bu bir. Bunun dışında ne kadar seçici olursanız, ne kadar şey yaparsanız iyi markalarla çalışmanız o kadar çok büyük şans getirir. O kadar büyük şansınız artar. Bu şekilde ancak yükselebilirsiniz. Bu şekilde ancak reklam kazancınızı arttırabilirsiniz. Şöyle düşünün. Şöyle basit bir matematik yapalım. Bir hafta içerisinde 10 tane küçük butikle işbirliği yaparak 500 lira kazanabilirsiniz ve %10'luk bir takipçi düşüşü yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla ikinci hafta yapacağınız 10 tane marka işbirliği yine 10 olur fakat bu sefer verimin düştüğünü gören markalar 3. hafta size reklam vermek isteyen 5 kişi kalır. Fakat ilk bir hafta içerisinde hiç reklam yapmayın. İkinci hafta sadece bir reklam yapıp bu şekilde bir ayda sadece bir reklam ile düzgün bir marka ile çalışırsanız hem takipçileriniz sizden bıkmaz. Yani of bu da sürekli reklam sayfasına döndü tarzında şey olmaz. Hem de fiyatınız artar. Kaliteniz artar ve size gelecek olan daha büyük bir marka der ki evet bu kişi gerçekten kaliteli ürünler paylaşıyor. Takipçi kitlesi de gerçekten kaliteli. Çünkü neden? Siz bir tane reklam yapıyorsunuz ve kitlenizin ihtiyacı olan ürünleri satıyorsunuz. Yani gidip de futbol sayfasına kadın ürünleri reklamı vermiyorsunuz. Dolayısıyla müşteriler de o reklama ilgi gösteriyor. Yani sizinle alakalı işbirliği yaptığınız için, sayfanızla alakalı işbirliği yaptığınız için müşteriler de ona alaka gösteriyor ve ürünleri satın alıyor. Bunu gören marka daha fazla reklam veriyor. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Biraz karışık oldu. İlerleyen videolarda umarım bu tür sorunları düzelteceğim. Ama dediğim gibi verilmek istenen mesajı verdiğimi düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çeşitli marka işbirlikleri, danışmanlıklar vesaire için ajansın hesabına yazabilirsiniz.